Sabah bir uyandım, Fatih Terim'in Panathinaikos'a transfer olacağını duydum. Panathinaikos'un yeni hocası Fatih Terim olacak deniyor. Adamlar herhalde görmüşler Fatih Terim'in winnerlığını. 14 yıldır da şampiyon olamıyorlarmış. Bu yüzden hocayı takımın başına geçirecekler. Bu haberin üstüne tabii ki FC24'te rebuild yapmasak olmazdı dostlar. Panathinaikos'u Süper Lig'e ekledim. Türkiye Süper Lig'e ekledim çünkü Yunanistan Ligi yok oyunda. Bu takıma Fatih Terim hocayla beraber yapacağımız transferlerle hem ligi hem de Avrupa'dan bir kupayı kazanmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Hocam bu Yunanlar şimdi Panathinaikos Başkanı Ergin Ataman'ı getirdi ya baskete. Burada da yine bir Türk hoca getirelim. Ligi alalım ayağına girmiş olabilirler. Ben Süper Lig'e Panathinaikos'un rakiplerini de ekledim. PAOK'u ekledim. Ajax Athena'yı ekledim. Olympiakos'u ekleyecektim. Bulamadım oyunda abi. Yoktu Olympiakos. Bu yüzden ekleyemedim abi. Artık ne olduysa Olympiakos'la FC 24 arasında. Normalde Panathinaikos'un en büyük rakibi Olympiakos'tur. Fenerbahçe, Galatasaray gibi düşünün. 63 milyon euro bütçemiz var. İyi bir bütçe verdim. Çünkü Fatih Hoca'yı getiriyorlarsa iyi bir bütçe vereceklerdir ona. Birazcık bu takımı Türk takımı yapalım abi. Fatih Hoca'nın sevdiği, bildiği oyuncuları alarak ilerlemek istiyorum. Abi ilk transferim Ozan Kabak olacak. Biliyorsunuz Ozan Kabak'ı zamanında Fatih Terim A takıma çıkardı. Galatasaray'da oynarken. Ozan Kabak'ı direkt alacağım abi. Hocam şimdi Ozan Kabak için bir 10 milyon eurolara falan çıkacağız gibi gözüküyor. 8-10 milyon euro arası. Şöyle oyuncu değişimi stoper dediğimiz zaman 26 yaşında Palmer Brown. Hocam sana gerek yok ya. Sana gerek yok. 5 üstüne bunu versek bir yere varamayacağız. Hoffenheim öyle bir de varırız ki bir yere. Salih Özcan için 16. 16 tamam. 16 milyona Salih Özcan'ı hemen yapıştıralım. Onu buraya getirelim. 16 milyon euro. Vay be. Salih Özcan. Tamam güzel kabul ettiler. Salih Özcan takıma hoş geldin. Eyvallah. Ozan Kabak seni sonra alacağız oğlum merak etme. Kulübün bize biraz sıkıntı çıkardı ama seni sonra alacağız. Şimdi biz orta sahaya iyi bir oyuncu aldık abi. Fatih Hoca bu arada çift santrfor oynamayı sever onu söyleyeyim. Şu şekil oynatacağız tamam mı? Fatih Hoca çift santrfor sever abi. Arao var neyse Arao'yu satarız. Salih Özcan daha iyi abi. Sağ kanat Palacios falan filan. Sol kanat santrforda da Ioannidis'in oynamasına izin verip yanına birini mi alsak acaba ya? O şekil bir şeyler yapabiliriz. Duricic yaşlıymış ha. Onun da yerine birini almamız lazım. Sıkıntı bu takım o kadar genç bir takım değil yani. Bu takıma bir çeki düzen vermemiz lazım. Kaleci fena değil 31 yaşındaymış. Bu takımda harbi temizlik falan da şart yani biraz. Hocam şu maçı bir hızlı simüle edelim. Bu maçtan bir kurtulalım. Alalım bir de maçı. 1-1 tamam. Hocam şimdi Fatih Terim İtalya'ya gittiği için daha önceden aslında şöyle İtalyan bir santrfor çözebiliriz. Şşt. Videoyu bölüyorum ama beğeni ve yorum bekliyorum kardeşim. Beni desteklemek istiyorsan videoyu beğenip yorum yazarsan sevinirim. Ayrıca 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Daha fazla bu tarz video izlemek istiyorsan da abone olabilirsin. Bak Retegui bak. Bak bu adamı alırsak işte Santrfor'da Süper Lig'de neler yapar bu adam var ya. Şov yapar şov. Retegui seni direkt alacağım biraz pahalısın. Yani transfer bütçemin çoğunu sana aslında harcamış olacağım ama sana değer diye düşünüyorum. 19 milyon euroluk bir teklif yaptım. 30 milyon euro diyorlar hocam ne yaptınız yuh be. 20 milyon euro 26 milyon euro diyorlar. Biraz pazarlığa geliyorsunuz anladım ben sizi. 2700 diyeceğim. Sıkı pazarlık yaparım. Tamam. Fatih Hoca'nın yüzünü bulamadık ya. Aslında bulduk ama şimdi onu oyuna çevirmek için videoyu bir gün geç atmamız gerekecekti. Ben de size hemen ulaştırmak istediğim için videoyu bu şekilde çekiyoruz. Fatih Hoca ile başka video da çekeriz. Panathinaikos'a bir gitsin. Ben inanmadım ilk başta haberlere ya. Ya ne bileyim Fatih Hoca Panathinaikos değişik geldi. Şaşırdım. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Yorumlara yazın. 20 milyon 800, 21.700 diyorlar. Hocam 2700 yeter artık kabul edin ya 21 diyorlar. Hocam sana son 2100 tamam 21 dümdüz 21. 100 bin euro için bile böyle pazarlık yaparım. Az param oğlum 100 bin euro. Şimdi nereden baksan hesaplayamadım TL'sini. Tamam 26 bonusu kaldır teklifi yap. Hocam eyvallah. Retegui'yi aldık. Bizim o genç öbür çocukla beraber Retegui golleri atar abi. Sol kanada bir Kerem Aktürkoğlu mu alsak diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Hani çünkü o da Fatih Hoca'nın parlattığı oyunculardan biri. Kerem Aktürkoğlu. Hocam bir sol tarafla sanki lazım ya. Ha? Kerem Aktürkoğlu gelsin abi ya. Gelsin abi istiyorum. Fatih Terim'in gerçekten parlattığı isimlerden biri Kerem. 9 milyona da geliyormuş. Oha lan Yaman'ın şeyi mi kalmış? Galatasaray'ın şeyi niye öyle gözüktü forması? Geçen gün yama yapmıştık onun izleri kalmış. 10 milyon 100. Galatasaray'la biraz pazarlık. Fatih Terim Okan Buruk'la pazarlık yapıyor ha. Kerem için 34 maaş vereceğiz. Kerem Aktürkoğlu artık Fatih Terim'in öğrencisi tekrardan. Tebrik ediyoruz kendisine. Galatasaray'a teşekkür ediyoruz. İyi bir hücum hattımız oldu onu size söyleyeyim. Sağda Palacios solda Kerem. İleri atlar Retegui ile o Yunan çocuk. Ioannidis.
Hocam sen 23 yaşındasın, sen gelişeceksin. Kerem Aktürkoğlu sol orta saha olarak geldi. Duricic. Bir tek şu Duricic çok içime sinmiyor. Buraya Vilhena'yı çekip merkez orta saha oynatabiliriz aslında. Tamam, ben seninle oynayacağım bir şey Vilhena. Ben seninle oynayacağım. Aa Zeka, yıllardır duyduğum bildiğim bir adam. Transfer listesine ekledim. Perez ekledim. Hocam siz bir gidin, 30 yaş üstü dayılar gitsin ya. Para edecek adamları biraz satmak lazım ya. Hocam 26 yaşında transfer listesine ekliyorum. Ioannidis kalsın. Vilhena Hollandalı. Onun dışında da para eden adam yok zaten. Aitor, Maitor, bunları vereceğim. Birazcık para kasalım abi ya. Ozan Kabak'ı alınca paramız kalmayacak elimizde. İki tane bek lazım bize yani. O iki beki nereden çıkartacağız abi? 8 milyon euro artı oyuncu değişimi. Nereden verelim? Stoperlerden şunu verelim. 8-600 dedi. Hocam takas oyuncusunu çıkar. 9-700. 8-600 oyuncu değişimi. Ulan yanlış da çıkardım ha takas oyuncusunu. Teklifi yap. Var ya biz... Şu an kazıklandık ha. Özür diliyorum. Biz bir kazıklandık. Neyse. Önemli değil. Önemli değil abi. Şöyle kabul edelim. Ozan Kabak'a maaşını vereceğiz. Gelişebilecek bir oyuncu. Potansiyelli bir oyuncu. 30 maaş verelim hocam. Ozan Kabak için. Hoş geldin takıma. Fatih Terim'in parlattığı oyuncu olması önemli benim için burada. Ha, Ozan'la Kerem direkt Fatih Hoca'nın parlattığı oyuncular. Anladın mı? Bir de potansiyeli olan oyuncular hala. Hocam kaleciyi de aslında Muslera'ya alsak iyice Galatasaray'ı bitiriyoruz değil mi? Ya öyle yapmayacağız tabii ki. Muslera kalsın Galatasaray'da. Zeka'yı şöyle yapıyoruz. Sen gidebilirsin Adana'ya. Verbiç sen de gidebilirsin istediğin yere. Biraz para gelsin. Leeds United'la bir maçımız var. Paramız kalmadı abi. Birazdan lig başlayacak. O maçlar önemli. Vilhena -1. Hocam niye öyle oldu? Fatih Hoca ne oynatır? Gegenpress oynatır bu arada. Gegenpress oynatacağız. Kaç paramız oldu? 7 milyon euromuz var abi. Hocam taktiksel vizyon gegenpress, tamam mı? Şu antrenörleri düzgün verelim. Hücuma vereceğim çünkü hücumda gelişebilecek oyuncularımız var. Defansa yapıştırdık. Kalecilik. Kalecilik nerede kalecilik? Bir tane kaleci de almamız lazım ama bu sezon onu başaramayacağız gibi ya. Hocam hücum şöyle yapalım. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani ana hedefimiz aslında ligi kazanmak. Çünkü gerçek hayatta da Panathinaikos Yunanistan Ligi'ni kazanmak istiyor. Oyunda olmadığı için biz Süper Ligi kazanmayı hedefledik. Avrupa Kupası da alırsak alırız. Yani o da hedeflerimiz arasında ama ana hedefimiz lig şampiyonluğu. Onu da söylemiş olayım efendim. Şimdi başka ne eksik kaldı burada? İki tane daha eksik var. En yüksek ne? Şöyle bir tanesini santrfora verelim abi. Santrfor şeyde kaldı. Orta saha en düşükte kaldı. Bir de orta sahaya vereceğim. Tamam. Önerilen dizilişler. Fatih Hoca'ya en uygunu hangisi? 4-2-2 olmaz mı? Bak bu bize aslında uyar. Sağ kanat. Kerem Aktürkoğlu sol orta saha. Hocam bu bize çok uyar ya. Bu tam oldu bize. Ama neyse, oraya başka bir stoper alacağız. Aha, oyuncular da gitmeye devam ediyor. Zeka da gitti, güzel. Perez için 2.5'luk bir teklif var. Galatasaray istiyor, veririz abi. Olur. Aitor Beşiktaş istiyor, verelim. Lodigin hocam. Sen de git. Yaşlı kalecisin. Şimdiki ana kalecimiz yedek kalecimiz olur. Belki bir tane kale çekeriz. Hocam Samsunspor'la ilk lig maçımız. Lige başlıyoruz. Fatih Hoca yıllar sonra Süper Lig'de. Bizim rebuildimizde en azından. Retegui 2 tane attı be. Ne doğru oyuncu almışız. Ama kazanamadık. Birazcık artık arka tarafa önem göstermemiz lazım demek ki. Kalecimiz 76'lık bizi götürmeyecek mi ya? Ya Provedel fena oyuncu değil. Lazio'nun kalecisi ama fiyatı yani bizi zorlar. Provedel'in fiyatı bizi zorlar abi. 16 var. 24'e biz boyun uzatabilir miyiz? Kimi verebileceğimiz adam da kalmadı ya. Şöyle yapsak 14 desek anca maaşını karşılayacağız bir de. Hocam yok. Hocam bu ne paralar? Biraz bekleyelim. Şurada ne diyor? Teklifi göreyim bakayım ya. Bernard'a 5.5 olur harbiden. Bunların hepsini ben kabul ederim abi. Gitsinler yeter ki. 20-30 milyon eurolara çıkabilirsek işte o zaman istediğimiz herkesi alırız. Hocam adamın yüzü ne kadar değişikti, kendisi ne kadar değişik görüyor musun? Fenerbahçe, Ioannidis de vermem. Ioannidis benim ikinci santrforum, yanında oynuyor şeyin. Retegui'nin yanında oynuyor, onu vermem. Bunu da vermeyiz, kiralık oyuncu vermiyoruz. Haydi bakalım. Fener'e bak ya, Ceko'nun arkasına hemen iyi oyuncu alacak. Beşiktaş'a gitti, Jedvaj. Bu kim lan Jedvaj? Bu 27 yaşındaki bizim... Stoperimiz mi? Onu verdik abi ya. Neyse Arao da stoper oynar. Arao'yu madem satamadı. Abi Jedvaj iyi adamdı ya. Hata ettik. Transfer merkezi Provedel. Hocam Provedel'i hemen alayım. Hemen alayım Provedel'i. Kalemi güçlendireyim yani. 17 artı oyuncu değişimi. Kaleciler seni vereceğim ya. 17 artı 4. Tamam. Seni vereyim. 26 diyor. 20 olsun o zaman ya. Olmaz mı? 20'ye olmaz mı? Bak sonra kalan parayla ben hiçbir şey alamayacağım çünkü ondan diyorum be. Gözünü seveyim senin. Gözünü seveyim, 20'ye anlaşalım seninle. 21 artı benim kalecim yani. Tamam. Provedel iyidir abi. Provedel iyidir. Severiz. Oynar yani. Şöyle Yunan genç oyunculara bakacağım. Hani madem Panathinaikos'uz. Anladın mı? Oradan Yunan oyuncuları almaya çalışacağım bir de. Sol bek, sağ bek.
Simiskas vardı. Ne yapıyor mesela acaba? Hocam kalecimiz iyi oldu. Ara burada oynar. Tamam. Sol bek sağ bek pek çözemedik ya. Magnusson. Magnusson oynar mı? 69 koşuyor ama. Para da gelmiyor ki bir yerden. Stoper. Hocam bunu da verirsem stoperim kalmayacak. 3 milyona değmez şu anda. Yeter abi artık yani. Kalmıyor. Adam kalmıyor. Konya Spor'la bir maç oynayacağız. Şöyle hemen simüle edelim. 2-2 kaldık. Şampiyonluk işi bizim yalan oldu herhalde ya. 12 puanla Beşiktaş lider, biz 5 puandayız abi. Fenerbahçe 10 puan, PAOK 3. 7 puan. Kadromuz da kötü değil, bu ligde oynayabilecek bir kadro ha. Fatih Terim Panathinaikos'la beraber Fenerbahçe'ye karşı oynayacak şimdi. Takım da iyi gözüküyor Fener'de. Fener'e bak abi. 2-1 kazandık. Retegui Palacios. Palacios'u iyi demiştim sağ kanatta. Güzel, güzel, çok iyi. Bu galibiyet bize iyi oldu çünkü yukarılara tırmanmak istiyoruz ligde. 8.yiz. Bilmiyorum, burası artık umarım daha iyi olur. Ben şu anda bir para harcamayacağım. Ocağa kadar bekleyeceğim abi. Çünkü yok yani, şey olmuyor. İstediğimiz oyuncuları alamıyoruz. Bu şekilde Ocak 1'e doğru hep beraber ilerleyeceğiz dostlar. Bakalım takım Ocak 1'e kadar neler yapacak. Bu arada Panathinaikos'u Avrupa Ligi'nde grup aşamasına koyduk. AEK'ye yenildik. Yapma be. Ulan Yunan takımlarından galibiyet alamadık şu ana kadar. Pendikspor'u yendik, Leverkusen maçı 2-1 yendik. Adana Demirspor'a yenildik. Ne sallantılı bir takım olduk biz ya. Niye böyle başarısızız? Molde'ye yenildik. Leverkusen'i yeniyorsun, Molde'ye yeniliyorsun ya. Sivasspor yendik, güzel. Hadi kazanalım, güzel. Çok gol yiyoruz ya. Çok gol yiyoruz abi. Durduralım simülasyonu. Tabi Arao'nun mevkisi gelmiştir abi. O iyi stoper oldu. Hocam bakıyorum takıma, ne olursunuz ya. Kerem Aktürkoğlu. Kerem nerede? Kerem, sana sağ orta saha çalıştıracağız. Daha hızlı gelişmen adına. Hocam ne olursunuz kazanın ya. İdare eder yani. Süper Lig'de oynayabilecek mevkiler, anladın mı? Biraz daha param olsaydı işte başka şeyler yapardık da. Paramız yok şu anda. Bayağı iyiyiz Leverkusen'e karşı. Molde'yi de yendik. Gruplardan çıkacağız gibi. Hatta lider çıkarız bence. Avrupa grubundan. Bakıyorum Retegui falan gelişmiş. Provedel de iyi kalede. Ligde 5. konumdayız. Lider 42, biz 34 puandayız abi. Olmayacak iş değil lig. Ben size söyleyeyim, olmayacak iş değil. Avrupa Ligi'ne bakıyorum. Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıktık. Rakibimizi bekleyeceğiz. Eyvallah. Hocam hala 7 milyon mu ya? Oha, kime istiyorlar o parayı? Mancini'ye. 12 milyon sandım bir an. Git abicim. Yani şu anda hiçbir transfer yapmaya harbiden değmez ama... Şartları zorlayacağız. En azından bir sağ bek çekersek, sağ beke 75'lik bir adam falan çekebilirsek o zaman iyi olur. 23 yaşında, hiç 23 gibi durmuyor adam ya. Hiç 23 gibi değilsin abi ama seni alacağım. Nagatomo'dan ötürü bence Fatih Hoca'yı seviyorsundur. Çünkü Nagatomo orada ünlü bir futbolcuydu Japonya'da. 4 milyon artı oyuncu değişimi bekler desem rezalet, bizi şimdi kovacaklar ya. Hocam 4 milyon 900 ya. Daha düşük teklif verdim. 5 900 o zaman. Tamam düşünün biraz. Başka, çünkü adam paramız yok ya. Odriozola'ya falan gideceğiz en kötü. Sugawara yok, kabul etmiyorlar. Sugawara için görüşme yapalım. Bir Duriçi falan versek acaba ne hale gelirler? Takas oyuncusunu çıkar. Oyuncu değişimi. Orta sahalar. Hocam 3.5 Duriçi. 12 diyor. Yapma be. Duriçi de kabul etmiyor. Kim var başka verebileceğimiz? 8 diyor. Hocam yapma işte bunu. 5.200'de anlaşalım. Para yok, almıyorum. Tamam, almıyorum. Odriozola'ya giderim abi. Daha ucuz ya. İşine baksın Sugawara ya. Tamam. Odriozola'ya giderim. Param yeter en azından. Bir tane sağ bek yapıştırmış olurum. Kaç tane stoperimiz var lan? Neyse dur. Bekler. Sağ bek hocam. 8.400 diyor. Yapma ya. Ne gerek var yani? Buna gerek var mı sence? Magnusson'u vereyim. Ama Magnusson'u verirsem 3 veririm sana. Ya ne adamsın sen ya. Kabul etmiyor abi hiçbir şeyi. 4 veririm ama sana. Düşünmek için zamana ihtiyacımız var. Başlayacağım zamanına da. Parasızlık çok kötü şey şu oyunda. Oha, Mancini istiyorlar. Olmaz. Odriozola 5.900 dedi. Teklifi kabul ediyorum. Hemen görüşmemi yapıyorum. Hemen. Hemen abi. Kaç maaş verebiliyorum? 13. Bunun maaşı 28'miş. Yandık. Yandık yani. Harbi alamayacağız. Aa, 27 verebiliyorum. Hocam 27'yi kabul edin be. Gerizekalı, şimdiki aldığından 1000 euro az. Harbiden sinirlendim ya. Mancini için teklif var PSV'den. 7.5. Git PSV'ye git. Gitsin abi. Kaç verim yapmış? Herhalde iyi oynuyor ki bunu istiyorlar ya. Mancini 15 golü var ulan. Gitmese miydi? Retegui 17. Ioannidis 10. Mancini gitmesin lan. Ne olur kabul etmesin. Gitti. Sağ kanadımız kalmadı. Palacios duruyor da, ha önümüzdeki sene gidecek Palacios. Tamam. Ne olur 14 milyon euroyla bir şeyler yapalım ya. Hocam şu Duriçi'yi alın gidin ya. Hasta mısınız nesiniz ya? Tamam, görüşmesini yapalım. Kalan parayla da bir sağ kanat Emre Mor olabilir. Palacios'la aynı oğrulda Emre Mor bize katkı sağlayabilir. 5 milyon euro direkt alırız abi onu. 5 milyon euroya. Emre Mor gel bize katkı sağla be. Seni istiyoruz ya. Seni istiyoruz Emre Mor. 6-300 Fenerbahçe. Hocam ne yaptın İsmail hocam be? Neyse, başka oyuncu da almayacağım Emre Mor üstüne ama 5-800 tamam, kabul ettim. Yeter abi. Hocam sağ kanatta bundan sonra dediğim gibi Emre Mor oynar. Sağ bekte Odriozola oynar. Tamam mı? Bu şekildeyiz.
Tecrübeli oyuncularımız var. İyi oyuncular aldık takıma harbiden. Bu ligde şampiyonluğu hak ediyoruz. Yedincilik hiç yakışmıyor. Böyle sezon sonu diyeceğim artık ya. Gerçi Avrupa Ligi'ni merak ediyorum. Bizim için o da önemli. Tamam, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Fener'e yenildik. Fener lider zaten, onu yenemiyoruz. Salzburg. Salzburg'u eler miyiz ya? Avrupa'da Salzburg'u eler miyiz? Avrupa Ligi'ni kazanırsak manyak olur ha. Koita moita bir şeyler. Hocam hızlı simüle ediyorum. 2-0 Retegui Ioannidis. Fatih Hoca Avrupa Ligi'ni Panathinaikos'ta da kazanacak abi. Fatih Hoca da bu takıma Avrupa Ligi kazandırır mı? Şu an video başka bir yere gitti. 1-1. Eyvallah. Lige bakıyorum. Ligde de dördüncülüğü aldık. Lider Beşiktaş abi. 13 puan önümüzde. Beşiktaş sıçrama yaptı. Neler yaptı ya bu videoda? Sevilla ile eşleştik. Hayır ya. İşte sonumuzun geldiği yer burası, biliyor musun? Geçmiş olsun diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Üzgünüm yani. Elendik çünkü. Ben size söyleyeyim. Aslında bizim takımımız da iyi. Bir yandan da eleyebiliriz. Hadi be takım. 2-0 Vilela Ioannidis. Ne oldu? Siz mi daha çok Avrupa Ligi sefirisiniz? Fatih Terim mi? Akıllı olun. Konuşamadım sinirden. Galatasaray bu arada Marsilya'ya elenmiş. Onlar da geliyor. Şampiyonlar Ligi'nden buraya düşmüşler demek ki gerçekteki gibi. Trabzon'u yenelim. Yendik. Güzel. Sevilla'yı da elersek yarı finaldeyiz ve kupanın en büyük adaylarından biriyiz. 3-0. Ioannidis Emre Mor. Bak, transferimiz Emre Mor, o da etkilemiş orayı. Beşiktaş maçı da var. Önemli maçlar var abi. Marsilya ile eşleştik. Güzel. Kazanarak gidelim. Yapma işte o beraberliği ya. Harbi kötü bir beraberlik oldu o ya. Onun sonucunu birazdan ne olduğunu göreceğiz. Marsilya maçı yenemeyeceğimiz bir takım değil, ben söylüyorum. Yenemeyeceğimiz bir takım değil. 3-2 yenildik. İkinci maçı var daha bunun. Bekleyin oğlum. Biz hala üçüncüyüz. Beşiktaş'ı yendik. 2 puan fark var Beşiktaş'la aramızda. Ulan o 2 puan beraberlik maçı ya. O beraberlikten 2 puan gitti. İnanmıyorum. Beşiktaş son maç PAOK'la falan oynuyor. PAOK ve AEK'le kalmış Beşiktaş'ın maçı. Fener'in de Antalya'yla falan var. Biz şimdi Marsilya'yı yenip finale kalalım da gerisine sonra bakacağız ligi abi. Haydi. Penaltılarla eliyoruz işte, bu tepki veremedim. Mal gibi kaldım be. Hocam gol Emre Mor geldiğinden beri ne katkı sağladı be. Helal olsun. Helal olsun abi harbiden. Milan mı finale kalıyor diğer taraftan da? Fatih Hoca'nın eski takımı Milan. Milan'ı yenebilecek mi acaba Fatih Hoca? Bak, her tarafta finale kaldık. Avrupa Ligi'nde finaldeyiz. Süper Lig'de de yani son 2 maçımız. O kadar kötü olmasaydık başka şeyler konuşuyorduk. Galatasaray maçı. Galatasaray çok iyi takım ama biz de iyi takımız kardeşim. Haydi bakalım, Fatih Hoca'nın takımı geldi. Yendik işte bu. Kerem Aktürkoğlu 2 gol atmış. Karşı taraftan da Icardi Boey. Galatasaray'ın zaten şampiyonluk şansı yoktu. İyi oldu. Son haftaya girilirken 74-74-74. Kilaverajda hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'ye göre avantajımız yok. Ama yani puan kaybı olduğu anda biz de tabii ki Adana'yı yendiğimiz anda şampiyon oluyoruz. Fatih Hoca'nın alışkın olduğu yerler buralar aslında. Hadi oğlum ya. Tarihi yazmaya geliyoruz. Hadi be. 2-0. Ioannidis atıyor 2 golü. İş Fenerbahçe Antalya Spor maçına kaldı. Konuşamadım heyecandan bak. Bir yandan tabii ki Avrupa Ligi finaline çıkacağız. Aha, şampiyonuz. Şampiyon Fatih Terim işte bu. Fatih Hoca Panathinaikos'ta Süper Lig'de şampiyon oluyor. Olay budur. Çok zor oldu ama oldu. Dedim ben size, Fatih Hoca finalleri sever. 8'de kapanır, 18'de kapanır dedi. Burada şampiyonluğu aldı. Helal olsun. Türkiye Kupası burada yokuz. Fenerbahçe ile Galatasaray oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden olmuş. Porto finale kalmış Paris Saint Germain'e karşı. Biz de Avrupa Ligi'nde finale kaldık. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı maalesef göremiyoruz. Normalde ilerliyorlardı ama maalesef ilerleyememişler. Şöyle bir kadro merkezine bakalım. Kim kaç gol attı, ne yaptı? Ioannidis 26 gol 1 asist. Retegui 24'e 4. Kerem Aktürkoğlu 10 gol 11 asist. Vilhena 8 gol 13 asist. Helal olsun Vilhena. Palacios 5 gol. Mladenovic 4'e 4. Sporar 4'e 3. Acayip başarılı bir rebuild oldu tek sezonda. Tabii iyi de bütçe verdik. Abi Provedel kaleden 9 asist yapmış. 21 gol yenmeyen maç. Üçlü rebuild'de olsa 30 kaleci verimi alacaktık. Üçlü rebuild tayfa artık ne demek istediğimi anlıyor. Hayvani bir performans. Helal olsun. Şöyle bir oyuncu istatistiklerine bakalım. Avrupa Ligi'nde gol krallığında Ioannidis birinci. Bu çocuk ama gerçekten Yunanistan Ligi'nde de çok göz önündeymiş. Provedel gol yenmeyen maçta birinci. Eyvallah. Hocam Süper Lig'e bakalım. Provedel 1. Asist krallığında Icardi 12 asist, Abubakar 11, bizim Vilhena 10 asist. Sonra Cengiz Ünder, Dzeko, Rebic diye gidiyor. Gol krallığında da Icardi, Rebic, Tadic ve Retegu ile Ioannidis var. Eyvallah. Avrupa Ligi'nde Milan'a karşı oynayacağız. Kazansak da kaybetsek de biz bu rebuild'imizi bence başarıyla tamamladık. Ligde şampiyon olduk. Burada da finale kadar geldik. Fatih Hoca finalleri sever. Milan'a karşı güzel bir maç olmasını istiyorum. Biz oynayacağız maçı. Takıma da güveniyorum.
Hadi bakalım geçelim maça. Hadi bakalım be. Milan'da efsane formasıyla sahada. Bizim o efsaneler yamasının formaları kalmış, anlamadım. Hocam yine Fatih Terim. Yine bir Avrupa Ligi finali Galatasaray'da yaptı. Burada niye yapamasın? Ayrıca karşısında eski takımı Milan var. Şimdi Chukwueze. Chukwueze Mladenovic girdi. İsmine kurban olduğum. Gel şöyle, verdim pası. Geçmedi top. Havada yağmurlu. Aman diyoruz. Willian Arao. Fenerbahçe'den tanıdığımız bir isim Willian Arao. Aman diyoruz. Oo, helal olsun. Willian Arao şimdi uzun oynadı. Ioannidis. Hava yağmurlu olduğu için oyuncularımız top kontrol etmekte birazcık zorlanıyorlar. Rafael Leao. Hocam ne oluyoruz? Rafael Leao ceza alanı içi. Giriyoruz orada. Yeter Willian Arao. Uzaklaştır topu. Tamam güzel. İndir. İndir şöyle, harikasın. Ioannidis. Ioannidis sırlamadık. Sırlamadık oğlum, oyun falan dursun, bir şey olsun. Bunlar manyak geliyor. Bomboş cezalanı için Chukwueze dışarı gitti. Kerem Aktürkoğlu. Kerem çekti şöyle bir baktı arkadaşlarına. Takım kaptanı Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu aralardan girdi. Kerem vur. Kerem vurdu. Magnan ulan be. Kerem çok iyi vurmuştu. Şimdi orada bastırıyoruz. Bastırmaya devam ediyoruz. Tiyav'a bastıralım. Malik Tiyav. Aman abi. Yapma be. Rafael Leao. İyi savunma yapmamız lazım. Milan affetmez bizi çünkü. Loftus-Cheek verdi pasını. Ben Yedder. Bissam Ben Yedder. Reinders. Aman abi aman, geliyorlar. Chukwueze. Chukwueze Mladenovic. Orada çok iyi bir bek oyuncusu Mladenovic. Kerem Aktürkoğlu şimdi baktı arkadaşlarına. Kerem uzun oynadı. Sağ tarafta Emre Mor var. İki tane iyi kanatla oynuyoruz. Emre Mor. O da sağına oynadı. Odriozola ceza alanı içine baktık. Arka direkte koşu yapan oyuncu. Lan Magnan'a gitti top be. Yapma. Şöyle verdik, dar alandan çıkmaya çalışıyoruz. Emre Mor geliyor şimdi. Emre Mor. Emre Mor baktı arkadaşlarına. Emre Mor, kaybettik topu. Kaybettik, dümdüz sürdük salak gibi. Chukwueze. Chukwueze. Arao boşta kaldı. Chukwueze. Chukwueze Arao karşısında. Arao yedirmedi, güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kaç oğlum? Retegui'yu kaç. Retegui'ye doğru bir pozisyon hazırladık. Çok güzel Retegui'yu. Retegui'yu şimdi rakibi karşısında. Retegui'yi önüne alır mı? Retegui'nin önünde kaldı. Retegui'yu. Retegui'yu işte bu lan. İşte bu, sonunda şöyle bir gol attık. Tık 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 kaldırdık topu. Retegui ile golü bulduk. Olay budur abicim. Olay budur. Çok güzel oldu. Çok güzel. Birazcık şansı oldu, onu kabul ediyorum. Yani şans faktörü fazla. Ama Retegui'nin önünde kaldı. Malik Tiyav'ın hata. Tiyav mı o? Retegui helal olsun be. Sarı saçlarıyla Icardi gibi. Güzel güzel. Benasser. Leao'yu da tutalım orada. Çok güzel. Odriozola hemen ikiyi bulur muyuz ilk yarı bitmeden? Ioannidis. Ioannidis baktı. Retegui'ye doğru bir pas. Şimdi Retegui'yi orada aldı. Retegui'yi ayağından açtı. Ceza alanına baktı. Kime pas verecek? Gördü orada. Emre Mor. Emre Mor arkadan gelen arkadaşını gördü. Salih Özcan. Salih Özcan burada olmadı. Hocam bitir. Tamam. Ya vurayım dedim artık, olmadı ya. İkinci yarıya başlıyoruz. Ya ne olur kazanalım, ikinci yarıda şöyle bitsin. 1-0 bitmesine de ben razıyım ya. Wilhena verdi pası. Şöyle döner miyiz? Kerem Aktürkoğlu rakibinden sıyrıldı. Kerem helal olsun. Ceza alanına baktık. Kerem Aktürkoğlu çalımlarla girdi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Tiyav'a çarpıyor. Dönen top. Kafayla indirdik. Şimdi Emre Mor orada. Emre Mor. Emre Mor dalga geçti rakipleriyle. Şimdi verdi pasını. Odriozola. Odriozola çekti, oynadı. Ceza alanı için Salih Özcan. Hocam belahtı yok mu, kaybettik. Kaybettik orada topu. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Aman kale lan. Ola. Kafa yiyeceğim. Geç tamam, geç. Geç. Geç yürü tamam. Tal bir gol yedik. Ne güzel başlamıştık. Uf, şu yatırmalara bayılıyorum. Ne güzel başlamıştık ikinci yarıya da ya. Hocam birazcık Ozan Kabak'ta da yorgunluk var. O da etkilemiş olabilir bu golde. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem döndü, Wilhena'ya oynadı. Wilhena tekrardan Kerem'e. Kerem şunlardan biri girsin artık ya. Şunlardan biri girsin. Şöyle bir golü olsun istiyorum Kerem'in. Bu nedir baba? Bu nedir yani? Of. Abi Rafael Leao. Ne yaptın ya? O nasıl bir gol? Kaleciyi de içeri soktu. Ne yapıyorsun? Aga biz iyi oynuyorduk. Değişiklik yapmamız lazım. Oyun durduğunda değişiklik yapacağız. Bitagi durduğunda. Wilhena. Wilhena ile şu anda driblinglerle geliyoruz. Wilhena. Wilhena arkadaşını aradı. Wilhena verdi pasını. Ioannidis. Ioannidis. Ioannidis tuttu topu. Ioannidis ne yapacak? Savunma kapandı. Retegui'yi görürüz orada. Retegui önüne aldı. Retegui tam vuruyordu. Tam vuruyordu. Savunma araya girdi. Alamadık da topu be. Yapma abi. Savaşacağız. Savaşacağız. Bırakmayacağız. Fatih Hoca finalleri sever diyoruz. Bırakmayacağız. Retegui. Retegui bitir. Aha, direkt. Direkten döndük. Yapma.
Yapma, manyak vurmuştuk Retegui ile beraber orada. Abi ne şanslı şu Milan karşımızda ya. Tamam, verdik pası Emre Mor'a. Emre Mor şimdi oynadı. Retegui'yi görürüz orada. Retegui adamsın lan. Adamsın Retegui be. İşte böyle vurulur bu topa. İyi ki aldım seni. İyi ki aldım seni. Ociano Fatto Bey'le işte bu. İşte bu oğlum. Retegui atıyor golünü hocam. Hemen oyuncu değişikliği. Hemen Emre Mor bitmiş çünkü Emre Mor yerine orada. Kimi alacağız bilmiyorum ama Ozan Kabak yerine Magnusson'u alıyoruz. Emre Mor yerine hocam sen gir. Sen gir hocam. Başka da alabilecek biri. Magnusson'u almayalım, şeyi alalım. Şek bilmem neyi aldım. Bilhena çok yoruldu. Çok yoruldu Bilhena ama onun yerine de birini alamayız. Çokacı alalım. Çokacı basar orada biraz. Tamam abi. Oyuncu kalitemizi de düşürmek istemiyorum. Yedeklerimiz çok iyi değil. Şimdi oyuncu değişikliklerimizle beraber fresh oyuncular oyuna girdi. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım oğlum. Bu golden sonra bir ümidimiz var. Salih Özcan. Zaten oyunun en iyi tarafı biziz ya. Milan'dan daha iyi oynuyoruz biz. Milan'dan daha iyi oynadık maç boyunca. Şöyle verdim pasımı Retegui'ye hocam. Ne oldu? Offside verdi ama bir kırmızı kart. Kırmızı kart. Alejandro Balde direkt kırmızıyla atıldı. Offside mıydı o pozisyon peki? Bir dakika, ona bakacağım ya. Retegui'ye verilen pas. Ulan offside yok. Sen şaka mısın? Burada niye oyun duruyor? Madem golümüz yendi biz de buradan golümüzü atarız. Kerem Aktürkoğlu geldi, gol. Gol! Allah be, çok kötü vurduk. Verdi pasını, tekte oyna, harikası. Sağ taraf bomboş. Yaz bu golü. Yaz bu golü, oyna sonradan girdin gerizekalı. Vur kaşeye be. Bomboşsun, yavaş yavaş vurdun bir de. Bomboşsun Kerem Aktürkoğlu, kafayı vurduk Maignan. Dönen top Salih Özcan indirdi. Allah kahretmesin, artı 2 verdi hakem. Bastıracağız. Bastıracağız. Şimdi bastırmaya devam ediyoruz. Salih Özcan sakin. Artı 2'deyiz. Oynuyoruz. Sıkıntı yok. Sakiniz. Salih Özcan. Retegui önünü alamadı be. Ulan ya. Ya ulan, Allah kahretmesin, uzatmalara kaldık. Yorgunuz zaten be kardeşim. Yorgunuz zaten. Şurada atabilirdik. O geri zekalı sağ kanadın suçu ya. Sağ kanada aldığımız oyuncunun suçu be. Ah, şimdi Milan'a karşı uğraş dur. Uğraş dur harbiden. Hadi oğlum, güzel paslaştık. Milan savunması mahvoldu. Çok ağır. Defansif orta sahamız hocam. Penaltı ver. Penaltı. Hocam bu penaltı. Kırmızı kart. İkinci kırmızı kart nerede abi? Bakayım. Oha. Aha, penaltı. Kim kullanıyor? Ioannidis. Tamamdır. Bir tane de Ioannidis atsın. Ioannidis geldi. Ioannidis. İşte böyle. Atıyoruz golü. 3-2 öyle geçiyoruz finalde. Penaltıyla öyle geçtik. Ne maç oldu yalnız şu ana kadar. Şu ana kadar ne maç oldu. Helal olsun oğlum. Helal olsun. Nasıl atılmadı bunlar? İkinci kırmızıyı nasıl görmediler bilmiyorum. Buna penaltı çalıyorsan kırmızıyı da çalman lazım. İkinci kırmızıyı da vermen lazım. Ufaktan bir eyyam sezdim. Eyyam var biraz finalde. Hani Milan da Avrupa takımıdır. Ona şey yapmayalım falan. Eyyam var biraz. Tamam. Onu anladım. İkinci kırmızıyı vermeyelim hesabı. Chukwueze. Willian Arao araya girdi. Willian Arao. Şimdi indirdik. Aman abi, indirdiğimiz yerde Milanlı oyuncular var. Chukwueze. Aman baba. Aman baba. Rafael Leao. Araya gireceğiz. Yeter artık Leao. Önünde duralım. Tamamdır. Vur uzaklara Salih Özcan. Vurdun. Çok iyi. Çok iyiyiz. Çok iyi. Retegui'ye doğru bir top. Retegui orada, onu alamaz. Kalulu daha önde çünkü. Hocam bitir artık ya. Daha gerçi bir uzatma yarısı daha var. Rakip oyuncu kaçıyor. Helal olsun, araya girdik hemen. Şimdi Ioannidis. Sol taraftan Kerem Aktürkoğlu kaçıyor. Kerem Aktürkoğlu. Güzel vurdu, olmadı. Dönen top hemen girdik. Out'a çıktı top. Hadi çocuklar, sizden bir son 15 dakika istiyorum be. Fatih Terim'in o, biliyorsunuz, soyunma odası konuşmalarını görmüşsünüzdür. Aynı o şekilde o durumdayız şu anda. Son bir 15 dakika istiyorum. Siz benim için şampiyonsunuz. Olamasanız da şampiyonsunuz. Kerem Aktürkoğlu aradan oynadı. Tık. Ay! Ioannidis. Asist Kerem. Gol Ioannidis. Fatih Hoca da geldi oraya. İşte bu. Ioannidis. Vay be. Yalnız nasıl tıkladı araya. Santriforlarımız ikişer gol attılar bu gece. Gerçekten inanılmaz bir maç. Seyir zevki çok yüksek bir maç bizim için. Helal olsun. Artık tamamen bir kör dövüşüne döndü maç. Çünkü Milan 4-2 geride. Ne olduğunu şaşırdılar. Chukwueze önlerinde durmaya çalışalım. Chukwueze verdi. Rafael Leao'ya doğru. Dakika 115. Leao ne yapacaksın? 2 gol birden mi atacaksın kardeşim? Aman abi.
Tamam, oralardayız. Oralardayız, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, oralardayız abi. Sıkıntı etme sen. Sen sıkıntı etme. Yedik. Dakika 117'de yedik. Saçma sapan. Maç hala bitmedi. Öyle mi? Bitmedi mi peki? Gerçekten bitmedi mi acaba? Bak şimdi. Yeter lan. Ben bu oyunun momentumlarına kanacak adam mıyım lan? Maçı 4-3'e getirdiysem, ya 4-2'ye getirdiysem avantajını da kullanırım kardeşim. Artı kaç? Artı kaç? Artı 1. Eyvallah hocam. Hocam eyvallah. Top Willian Arao'da. Willian Arao. Son bir atak yapacağız. Biz hayır, biz zaman geçirmeye çalışmıyoruz. Biz sonra... Hocam bitti. Oh. Atak yapıyorduk, topu kaybettik. Bitti abi. Olay budur. Fatih Hoca Galatasaray'da yaptığını yeni takımı Panathinaikos'ta da yapıyor ve yıllar sonra Avrupa Ligi şampiyonu oluyor. Avrupa Kupası'nı kazanıyor. İki tane Retegui, iki tane Ioannidis'in golüyle finalde Milan'ı da devirdik. Süper Lig'de de şampiyon olduk. Daha ne yapalım kardeşim? Tek sezonda Fatih Hoca ile Panathinaikos'ta mucizeleri başardık. Görüyorsun, takımımız seviniyor. Bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu hemen yetiştirmeye çalıştık. O yüzden Fatih Terim'in yüzünü de kullanamadık. Biraz gecikmiş de olabilir video çünkü geç uyandım. Ya bazı işlerim vardı, onları hallettim. Sonra gördüm haberi. Ve şimdi işte bu. Geliyoruz. Geliyoruz abi. Geliyoruz. Fatih Terim harbiden Panathinaikos'a gidecek mi peki yani? Bunun hakkında harbiden ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kupayı Kerem Aktürkoğlu kaldıracak ve şimdi Fatih Terim'le öğrencileri Avrupa'da şampiyon! İşte budur oğlum. Bu dakikaya kadar izleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.